Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, size yine bugün çok güzel bir model hazırladım ve pembe rengimde 5 numara, böyle çingene pembesi. 22 numarada bu şekilde tığım var. Çengeli iğneden gördüğünüz gibi modelimizde bu şekilde çengeli iğne ile yapacağız arkadaşlar. Şimdi ben size az bir şey gösterdiğim için şöyle yarım metre bir ip hazırladım. Siz bunu 2 metre gibi hazırlarsanız sizin için bu ipin uzunluğu daha uygun olur. Evet, şimdi de hazırladığım modelime bakalım. Şöyle sizler için çok güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Bakın bu tunus işi yapraklar çilek görünümü veriyor. Şöyle altını da çengelli iğne ile 3 tane ilmekler hazırladım. Bunu zincirle denedim arkadaşlar. Zincir çok kaba durdu. Bu şekilde güzel duruş sergilemedi. Bu tunus işi o yay o şekilde yapılan modellerde. Ben de böyle bu şekilde bakın şöyle ters tarafını çevireyim, sallantılı halinde daha iyi anlaşılacak. Böyle yan yatan çileklerden yapmayı düşünüyordum. İğneden tığa. Fakat bu şekilde daha zarif, daha narin oldu. Şöyle yakından tutayım arkadaşlar. Çok hoş oldu. Bu şekilde ilmekleri de çengelli iğne ile iple beraber yapınca karışmıyor. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İkişer zincir çekerek bu şekilde tığ battılarımızı hazırlıyoruz. Şöyle ilmeklerimiz iki ilmeklerin arasında 4 tane tığ battı yaparak bu şekilde ilmeklerimizi oluşturuyoruz. Evet, 4 tane tığ battı yaptık. Bir defa tığımı doluyorum ve 1 2 2 alarak 3 seferde aldığım bir trabzan. İlmeklerim için bu şekilde yuva hazırlıyorum. Bir zincirimi çektim, ilmeğimi bıraktım ve çatal iğnemi aldım. Şimdi bu bıraktığım ilmeğime çatal iğnemi geçiriyorum. Buraya bir tane ilmek oluşturdum. Bu yapmış olduğumuz trabzanın içinden de iki tane ilmek çıkaracağız. Şöyle bir ve iki zincir dibine sıkı sıkı zincirimi çekiyorum. İlmeğimi uzatıp çatal iğneme geçiriyorum. Aynı şekilde trabzanın içine girip şöyle bir ve iki zincirimi çektim. Uzatıp ilmeğimi buraya taktım. Bu şekilde 3 tane ilmeği edindik ve trabzanın içine giriyorum. 2 tane sık iğne yapacağım. Bu 1. Bu da 2. Ve bakın sık iğne 1. Onun üzerine 2 tane zincir çekerek buraya 3 tane zincir çekmiş olduk ve tığ battıya sık iğne ile bunu sabitleyerek zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektim. Sıradaki tığ battıya giriyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde 4 tane 3'er zincirde ara mesafesi olarak bıraktık. Şimdi trabzan yaparak 1, 2, 2 3 defa da aldığım bir trabzan yaptım. İlmeklerimiz için yuva olacak. Şöyle çatal iğnemi ittirip tepesinden geçirdim. Yine aynı şekilde buradan 2 tane ilmek çıkarıyorum. Dibinde şöyle sıkı sıkı 2 tane zincirimi çekip ilmeğimi uzattım. Arasından gir. 1 2 zincir ilmeği geçir. Bakın 3 tane ilmek. Bu çimenin yapılışı çok kolay. Hemen bitirirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir dibine bir tane daha. 2. 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi sıradaki tığ battıya girip bir tane tığ battım oldu. 4 tane tığ battı yapıyoruz. 3 zincir. Şöyle 2, 1,
2 3 zincir. 3. tığ battım. 3 zincir. 4. tığ battım. 4 tığ battı da bir trabzan yapıp 5.ye yani trabzan yapıp yuva hazırlıyoruz. Şöyle 1, şöyle 2, şöyle 3. Hemen trabzanın kenarına bir zincir çekiyorum. Bakın bu bir ilmeğim oluyor. Hemen bunu şöyle tepesinden geçirip çengelime takıyorum. Ve bakın buradan dolunca da arkadan ipimin üzerinden geçiyor. Şu şekilde. Şimdi şunu yapıp tamamen sağlama işlemini de gösterelim. Yine trabzanın arasına giriyorum bu şekilde. Dibinde 2 tane zincir. Hemen ipimi uzatıp tepeden geçirdim. Bu şekilde. Trabzanın arasından girdim. Dibinde 2 zincir. Uzattım. Taktım. Dibine 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. 1, 2 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde 4 tane tığ battıyı hazırladım. Bir defa doluyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldığım trabzanın tepesine bir tane zincirimi çekiyorum. Ve çatal iğneme taktım. Şöyle yine göstereyim. Bakın yaptıkça bu şekilde arkasından rahat bir şekilde dolaşmadan iplerin üzerine dökülüyor arkadaşlar. Şimdi trabzana son bunu da yapalım arkadaşlar. Yeterli sanırsam ilmeklerin alış şekli. Evet, trabzanın arasında yine 2 zincirimi çekip şöyle ipimi uzatıp çengelime taktım. Şöyle takamadım. Tekrar deneyelim bu şekilde. Yine 2 zincirimi çekiyorum. Bismillah. Ve ipimi uzatıp taktım. Evet, 3 ilmek olunca dibine bir tane de zincirim için 2 tane sık iğne ve üzerine 2 zincir. Sık iğnemle beraber toplamda 3 tane zincir oldu. Yine 4 tane tığ battı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Şöyle tığ battıma girip sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığ battıma girip sabitledim. 1, 2, 3 zincir. Tığ battıma girip sabitledim. Yine bir defa doladım. Şöyle 1, 2, 2 alarak trabzan yaptım. Trabzan yaptım ama arkadaşlar buna ilmek yapmayacağız. Şimdi bakalım. Bakın bu şekilde 2 tanesi zaten arkadan döküldü. Şöyle çektiğimiz an bakın dibinde bu şekilde ilmekler karışmıyor. 3 tane ilmek ama arkadaşlar bakın bunun bir kenar yapıldığında dolaştığını düşünün. Bu şekilde. O yüzden şimdi ikinci sıra yaptıkça ilmeklerimizi çıkaracağız. İlmeklerin arasına sık iğne ile sabitleyerek başlayacağız. Burada da bakın 3 tane ilmek hazırladık, 3'er tane. Şöyle ilmeklerimi birer birer toplayıp tığıma takıyorum. Tığıma takınca şöyle arasından geçip buraya bir sık iğne yaparak sabitliyorum. Evet, yuvamız hazır. Bakın bu şekilde. Bunun içerisine şimdi biz ilmek toplayacağız. Evet, yuvaya girdim. Dibinde bir zincir çektim. İkinci ilmeğim. Şöyle yuvaya giriyorum. Dibinde bir zincir. 3. Yuvaya girdim. Dibinde bir zincir. Ve 4. Yuvaya giriyorum. Dibinde bir zincir çekiyorum. Ve 5. Evet, toplamda bakın bu şekilde 5 tane ilmeği hazırladım. Şimdi bunu 2 2 alarak başa kadar çıkacağım. 2 2
2 ve 2 alarak, bakın, 5 tane ilmeği 4 seferde aldım bu şekilde. Şimdi 5 tane zincir çekerek şöyle kirpik yapacağız. Sıkı sıkı 5 zincirimi çekiyorum. Buraya ilk ilmeğimin arasına sık iğne ile sabitleyip, bakın, bir tane kirpik oluşturdum. Geriye 3 tane ilmeğim kaldı. Bunların da içine şöyle teker teker girerek ilmek alacağım. Bu birinci, dibinde bir zincir. Hemen ikinci ilmeğimi de giriyorum. Bu da, bakın, üçüncü, sonuncu ilmeğimi de bu şekilde hemen dibinde bir zincir. Tüm ilmekleri bu şekilde aldım. Şimdi bunu da ikişer ikişer 4 seferde alıyorum. Bu 1, bu 2 ve bu da 3. Şimdi 5 zincirimi çekiyorum sıkı sıkı. Ve burada tek ayrık olan yuvamın içine sabitledim ve dibinde bir zincir çekiyorum. Hemen şöyle dibinde bir zincir. 2 ve 2 olarak bu şekilde aldım. 5 tane zincir çekiyorum. Hemen bir kirpik yapıyorum. Ve bakın buraya tek kaldı. Bu şekilde kapattım. Kenarında 3 tane kirpik olacak ve tepe noktası tek kalınca 5 zincirle 2 tane kirpik yapacağım. 3, 4 ve 5 zincir. Tek kalan yuvamın içine 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Şimdi bakın, kirpik yaparak aşağı görünen bu tellerin arasına sık iğne ile inerek yapacağız. Hemen ilk telimin arasına sık iğne ile direkt inişimi yaptım. 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi bu sık iğne ile iniş yaptığım yuvaya kapatıp şöyle karşısına bir tane kirpik yaptım. Hemen sıradaki sık iğneme girip yuvama girip sık iğne ile sabitliyorum 5 zincir. 4 ve 5. Kapatıyorum. Sıradaki yuvama giriyorum ve sabitliyorum 5 zincir. Evet. Karşılığına bakın 3 sağda, 3 de solda olmak üzere eşit bir şekilde kirpiklerini de yapıp son yeşil yuvaya da bir sık iğne ile inişimi yapıp, bakın, bu şekilde çileğimi hazırladım. Tunus işi çileklerimiz. Şimdi buraya orta boy bir örümcek yapacağız. Dibine bir tane zincir çekiyorum. İpimi şöyle orta boy şekilde, bakın, buraya şöyle tek katından girerek örümceğimi yaptım. Dibine muhakkak bir zincir. Bu şekilde bombilili güzel kullanımlı olacak arkadaşlar. Evet, bakın, ipimizin faydaları bu dönmüş şekli. Baştaki pek dönmemişti. Buradan ipimizin olduğu hizadan rahat bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle net. İpim burada mesela dolaşmış. Direkt birbirine karışmasını bu şekilde engelliyoruz. Ve 3 ilmeği sık iğne ile örümceğimi buraya, bakın, bu boyutta geçişini yaptım. Şimdi bu bizim yeşil yuva tunus işimiz için yuva olacak. Bu ilk ilmeğimiz. Tekrar bunu da gösterelim. 2, 3, 4 ve 5. Evet, şöyle dibinde bir zincir. Bakın, toplamda bu şekilde tığımda 5 tane ilmeğim var. İkişer ikişer alarak bu 5 ilmeği 4 seferde başa kadar çıkacağız. Şöyle 2, şöyle 2 ve 2, 2 alarak
Bu şekilde 4 seferde aldım ve ilmeklerimiz oluştu. Şimdi 5 tane sıkı sıkı zincir çekiyorum. İlk şöyle şunu alalım arkadan. Tel gözüksün diye ilk telimin arasına sık iğne ile sabitliyorum ve sıradaki tellerden girip ilmek topluyorum. Dibinde bir zincir. Şöyle dibinde bir zincir. Sonuncu telimin de içine giriyorum. Şöyle dibinde bir zincir. Evet. 4 tane ilmeğimiz var. İkişer ikişer bu 4 ilmeğimizi 3 seferde alıyorum. Yine 5 zincir köşeye. Aynı yere. Şöyle göstereyim. İlk telimin arasına sık iğne ile sabitliyorum. Ve yine gözüken bu tellerin arasına girip diplerinde birer zincir çekerek şöyle ilmeklerimi topladım. 3 ilmeğim kaldı. Bunu da 2 2 alarak 2 seferde başa kadar geldim. 5 zincir. Hemen ilk telimin arasına şöyle girip kapatıyorum. Telimin arasına girdim ve sık iğne ile sabitledim. Bakın, 2 tane ilmeğim var. İkisini birden aldım. Ve tek yuvam var. Bu tek yuvanın içine de 5 zincirden 3 tane kirpik. 5 zincirimi çekiyorum. Kapattım buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yavaş yavaş anlatıyorum ki göstererek inşallah güzel bir işinize yarayan çekimde olur. Sağda 3 kirpik, tepede 2 tane kirpik. Ve bu sağda kirpikleri sola karşılıklarını yaparak aşağı doğru ineceğiz. Direkt bakın hiç zincir çekmeden sık iğne ile buraya geçişimi yaptım. Ve 5 zincir. 5 zincirimi sabitliyorum. Kirpiğimi yaptım. Sıradaki yuvanın içine geçişimi yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi kapatıyorum. Buraya sabitledim. Ve son yuvanın içine bakın. Bu şekilde giriyorum. Ve buraya da kirpiğimi yaparak çileğimi bitiriyorum. 5 zincir. 5 zinciri son yuvanın içine şu şekilde göstereyim. Sabitliyorum. Bir tane de bu ilmeklerin içine yeşil yuvaya sık iğne ile girip şöyle bitişini yapıyorum. Evet arkadaşlar bakın 2 tane yaptık bu şekilde. Aynen bu şekilde devam edecek işlemimiz. Yavaş yavaş gösterdim ki daha anlaşılır olsun diye. Şöyle bakın ipler de arasında. Yaptıkça bu ipleri şu şekilde de çıkarabilirsiniz veyahut da şöyle sağlayabilirsiniz. Tutamadım. Kolaylıkla geliyor. Eğer ben karıştırmam, ben dolaştırmam. 3 ilmek nasıl olsa veyahut da yarım kenar yarım kenar yaparım. Bu ilmekler birbirine geçmez diyorsanız böyle arkadaşlar ipsiz yapabilirsiniz. Hemen şunları da tamamlayıp geliyorum. Evet. Modelimizi bu şekilde tamamladık. Şöyle. Çok hoş ve çok güzel bir gerçeği andıran bir çilek görünümü verdi. Bu çimenlerin de çok yakıştığını düşünüyorum. Daha zarif böyle. Bakın silbirliğine silbirlik katıyor. Yine arkadaşlar ışığı kapattım. Açmadık. Şöyle açayım kameramın ışığını. Daha parlak bir görüntü oluyor. Böyle ışıl ışıl. Kimisi sadeden hoşlanıyor. Kimi böyle ışıl ışıl kameranın ışığı. Işıldayınca hoşlanıyor. İki türlü de göstermek lazım aslında. Evet. Gerçekten yani çileği andıran birebir şöyle Tunus işi çileklerim bu
bu şekilde oldu. Böyle zarif oldu. Ben çimenini çok beğendim çileğinden ziyade arkadaşlar. Böyle zarif tunus işi görmemiştim daha önce. Hani bunun üzerine kirpikli falan yapmıştık da ilmeklerin üzerine tunusu görmedim. Eğer varsa da yani ben görmedim. Var olabilir. Yok falan demiyorum ama benim görmediğimi söylüyorum. Şöyle bakın. Yaparsanız bu şekilde bu çimenle yaparsanız çok güzel duruyor. Şöyle 4 tane tığ battının üzerine. Şu sizle yapmış olduğum 3 tanesini sizle yapmıştık arkadaşlar. Daha önce hazırladığım öbürleri de. Şöyle yakın plan güzelliği. Bir de üst taraftan görün. Çok güzel oldu arkadaşlar gerçekten. Çok beğendim. Yani sevdiğim şeyleri şöyle uzun uzun tutuyorum ki hepsi de aslında modellerim çoğu da böyle özene bezene sizlerin karşısına çıkarabilecek durumda olunca yapıyorum arkadaşlar. Yapmaya çalışıyorum en azından elimden geldiği kadar. Evet, modelim bu şekilde. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Çünkü sizin beğenileriniz ve yorumlarınız önermelerde ön plana çıkıyor. O da videolarımı destekliyor. YouTube için önemli. Sizlerin beğeni ve yorum yaparak desteklerinizi unutmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.